Eğer sen de internette gezip hiçbir şey yapmadan 2 kat daha fazla ve 2 kat daha hızlı yağ yakacak yöntemleri arıyorsan, Akın hocam bana bir yöntem göster, ben de bütün gün şöyle koltukta oturayım ve hiçbir şey yapmadan 2 kat hızlı yağları kaybedeyim diye düşünüyorsan, şu anda yanlış videodasın. Bu videoda size 2 kat hızlı ve 2 kat fazla yağ yakabilmeniz için bir değil, tam 5 tane yöntem anlatacağım. Yöntemlerin işe yarayabilmesi için 1. Yediklerinize dikkat etmeniz lazım. Daha önceki videolarımdan bununla alakalı linkleri şurada yukarıda ve aşağıdaki yorum kısmında bulabilirsin. Ve bu yöntemlerin işe yarayabilmesi için ikinci şart da tabii ki koltuktan kalkmalısın ve egzersiz yapmaya başlamalısın. Anlatacağım bu 5 yöntemle bugün itibaren çok daha fazla başarılı olacaksın. Birinci yöntem aç karnına spor yapmak. Geçen haftaki videomda daha az öğünle beslenerek vücudun nasıl bundan avantajlar sağladığını anlatmıştım. Aşağıdaki yorum kısmında bunun linkini bulabilirsiniz. O videoda aslında bizim genlerimizde binlerce yıl önce tek öğünle beslenmek olduğunu, o yüzden bugün yaptığımız bu 3 öğün, 5 öğün, 6 öğünle beslenmenin bizim genlerimizde olmadığını ve hormonlarımızla alakalı nasıl rahatsızlıklar verebileceğini anlatmıştım. British Journal of Nutrition'ın yaptığı araştırmaya göre aç karnına egzersiz yaptığınızda insülin değerleri düşük kalıyor. İnsülin değerleriniz yükselmediği için, düşük kaldığı için yapacağınız sporun yağları yakım üzerindeki etkisi çok daha fazla oluyor. Tabii ki şu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Mesela profesyonel bir sporcu yarışmalara hazırlanıyorsa onun yağ yakmaktan ziyade performansını arttırma ya da derecelerini daha iyileştirmeye ihtiyacı var. O yüzden tabii ki profesyonel sporcular aç karnına egzersizler yapmazlar. Ama ben çok uzun seneler milli takımda kürek çektim. Sabah 6'da suya inip kürek çekeceğimiz zaman aslında aç karnına iniyorduk. Çünkü gerçekten kahvaltı yapıp gittiğimiz zaman hem o sindirim sebebiyle enerji kaybı oluyordu, hem de vücudum çok rahat edemediği için sabahın o saatinde çok daha etkili ve iyi egzersizler yaptığımı hissediyordum. Ama bu başlığı merak ederseniz ve gerçekten faydalı olup olmadığını düşünürseniz British Journal of Nutrition'ın yaptığı araştırmalara kendinize bakabilirsiniz. Aşağıda linkini veriyorum. Yemekle alakalı, beslenmeyle alakalı ve spor sırasındaki beslenmeyle alakalı pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Aç karnına egzersiz yaptığımızda insülin değerleri çok düşük olduğu için greater fat mobilization, yani yağı daha fazla yakacağı bir bölgeye, daha fazla yakacağı bir zamana ulaşmış olur. Yine yapılan araştırmalara baktığınız an göreceksiniz ki aç karnına yapılan egzersizlerde tok karnına olan egzersizlere göre tam tamına %20 oranında daha fazla bir yağ yakımı sağlanmış. Bu aslında çok mantıklı, çünkü yemek yediğimiz zaman, besin aldığımız zaman, midemizdeyken ya da yemeye başladığımız zaman vücut yapılanmak için bu besinleri kullanıyor. Yani siz antrenman egzersiz yaparken vücutta bir yıkım oluyor ve tabii ki bunları tekrar yapılandırmak için bu besinleri kullanıyor. Eğer egzersiz sırasında yeniden yapılandırmak için içeride bir besin bulamazsa vücut tabii ki içerideki enerji deposu olan yağlara yöneliyor ve yağları çok daha fazla kullanmaya başlıyor. Siz de bu videoyu izliyorsanız ve bu sistem aklınıza yatıyorsa lütfen bu hafta biraz bunu deneyin ve aşağı yorum kısmında denedikten sonra neler hissettiniz, neler yaşadınız, gün içerisindeki enerjinize bir değişiklik oldu mu? Bunu lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Ben de sizin tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Birazcık zor olacak biliyorum ama sabah yaptığınız bu antrenmandan sonra ikinci yöntemi uygulayacağız. O da hemen kahvaltıya saldırmamak. Birazcık beklemenizi isteyeceğim. Egzersiz yaptınız ve bunu aç karnına yaptınız. Eve geldiniz ve tek yapmak istediğiniz şey buzdolabına saldırıp çok güzel bir kahvaltı yapmak. İkinci yöntemimiz bu kahvaltıyı es geçmenizi isteyeceğim. Eğer özel bir sağlık probleminiz yoksa, yani bir mide rahatsızlığı, reflü gibi rahatsızlıklarınız yoksa ya da tansiyon gibi rahatsızlıklarınız yoksa lütfen benim için bu hafta bunu deneyin. Yani sabah antrenmandan sonra bile hemen kahvaltıya saldırmayın. Hatta kahvaltıyı es geçin öğle yemeğine kadar. Eğer yapabilirseniz, vücudunuz buna dayanıklıysa, daha önce antrenmanlıysanız bu tarz bir egzersize ve bu tarz bir aç kalmaya, akşama kadar bekleyin. Gerçekten bir hafta sonra vücudunuzun çok daha fazla yağ yaktığını göreceksiniz. Birinci yöntemde anlattığım her şey bunun için de geçerli. Yani kan şekerinizin düşük kalması ve gün içerisinde düşük devam ediyor olması, vücudun egzersiz sonrası yeniden yapılandırma için herhangi bir besin bulamadığı için midede ya da vücudun bir yerinde besin bulamadığı için vücuttaki yağlara yönelmesi ve yağları çok daha fazla kullanması, yağları çok daha fazla yakması gerçekten bu ikinci yöntemin çok etkili olmasına sebep oluyor. Ama dediğim gibi lütfen eğer bunu yaparken herhangi bir kötü bir şey hissederseniz diyetisyenize ya da doktorunuza mutlaka danışın. Herhangi bir mide rahatsızlığınız ya da tansiyon rahatsızlığınız varsa bu sistem size uygun olmayabilir. Bu sistemin işe yaramasının sebebi şu: biliyorsunuz vücut enerji için glikojenlere gidiyor. Glikojenler de daha önceki videolarda konuşmuştuk, kaslarımızda ve karaciğerimizde var. Bu glikojenlerin miktarı belli olduğu için siz egzersiz sırasında, sabahki
egzersiz sırasında bunları tükettiğiniz için şimdi artık gün içerisinde yine enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda, eğer vücutta besin yoksa ve glikojenler bittiyse, bu glikojen depoları bittiği için vücut tabii ki yavaş yavaş yağlara yönlenecek. Paylaşmak istediğim üçüncü yöntem de yapacağınız egzersizleri tüm vücut entegrasyonu olan sistemlerden seçin. Çok fazla teknik olmadan bunu anlatmaya çalışmak istiyorum. Yani bazı egzersizler var, spor salonlarında biliyorsunuz, oturuyorsunuz ve sadece kolunuzu tek bir eklemden hareket ettiriyorsunuz. Özellikle bazı ekipmanlar var fitness salonlarında ve sadece diz eklemimiz hareket ediyor, bacağın sadece belli kasları çalışıyor. Bu tarz egzersizlere tek eklemli hareketler diyebiliriz. Üçüncü yöntemde ihtiyacımız olan egzersizler sadece bir tane ya da iki tane eklemin, sadece bir iki tane ufak kasın hareket ettiği, ufak kasların çalıştığı egzersizlerden ziyade tüm vücudunuzu hareket ettireceğiniz, büyük kaslarınızın, küçük kaslarınızın hepsinin birden hareket edeceği daha karmaşık hareketler. Geçen haftaki videomda aslında bununla alakalı bir şeyler çekmiştim ama hemen tekrar çekmek istiyorum. Sabah kalktığınızda mesela birazcık koşu yaptınız, sahilde eğer imkanınız varsa tabii ki, bir yerlere gittiniz, dışarılarda koşular yaptınız. Orada birkaç tane tüm vücut entegrasyonu olan burpees, daha önce videosunu çekmiştik. Burpees gibi atladığınız, zıpladığınız bacaklarınızı, kollarınızı, göğüs kaslarını, sırtınızı, hepsini, karın kaslarını, hepsini birden hareket ettiğiniz daha karmaşık hareketler seçin. Böylece kalbiniz hem aşağıdaki kaslara hem yukarıdaki kaslara aynı anda kan göndermeye çalışacak ve onlara enerji göndermeye çalışacak. Doğal olarak da çok daha fazla yağ yakmaya başlayacaksınız. Eğer dışarıda değilseniz, koşmuyorsanız, evdeyseniz ya da spor salonundaysanız yine aynı şekilde egzersizler tercih edebilirsiniz. Yani sadece oturduğunuz yerde elinizde dumbbell'larla ya da lastiklerle tek eklerinizi çalıştıracağınız hareketlerdense yere yatıp kalkıp havaya doğru zıplamak bile, ki burpees, bu tarz egzersizler emin olun size çok daha fazla enerji harcayacak ve çok daha fazla yağ yaktıracak. Paylaşmak istediğim dördüncü yöntem de yine seçeceğiniz egzersizlerle alakalı. Ben bu egzersiz sistemini öğrendiğim zaman gerçekten çok şaşırdım. Çünkü aslında çok basit ve çok mantıklı. Neden bugüne kadar uygulamadığım konusunda kendime birazcık kızdım açıkçası. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Sistem çok basit. Şöyle bir şey istiyoruz. Egzersiz yapacağınız zaman mesela iki tane hareket seçiyorsunuz ve bu iki tane hareketi arka arkaya yapmaya ihtiyacımız var. İstediğimiz şey, önce egzersizin başında mesela bacaklarla bir hareket yapmaya başlıyoruz. Spor salonunda ya da evde olabilirsiniz, dışarıda olabilirsiniz, tatilde olabilirsiniz, fark etmez. Çok basit squat gibi bir hareket yapacağız. Bu şekilde squat yaparken tabii ki esas konsantre olduğumuz kaslar bacak olduğu için kalp bu bölgeye kan pompalamaya başlayacak ve vücuttaki bütün kan daha fazla o hareket eden bacak kaslarına doğru yönelecek. İlk egzersizimizi bu şekilde yaptıktan sonra bir anda durup hiç beklemeden bir sonraki egzersize geçeceğiz. Bir sonraki egzersizde de üst kas grubundan bir şeyler seçmemiz lazım. Mesela evdeysek, basit bir egzersiz yapmak istiyorsak şınav. Biraz evvel kan hepsi bacaklarımıza gitmişti. Şu anda da kalp Allah Allah bir şeyler oluyor, üst tarafta da kan ihtiyacı var diyor ve aşağıdaki bütün kanı çekip bu sefer yukarıda göğüs kaslarınıza, kol kaslarınıza, bunlara yönlendirmeye başlıyor ve bir anda burada içeride çok büyük bir hareket oluyor. Tabii ki bu büyük hareketin olabilmesi için, yani kanların aşağıdan yukarıya doğru tekrar taşınması için, kalp tabii ki bir rahatsızlığınız yoksa daha fazla çalışmaya başlıyor ve daha fazla enerji harcamaya başlıyor. Bu da yine bizim için yağ yakımı konusunda çok yardımcı oluyor. Size vereceğim 5. ve son tavsiye de vücudunuzu şaşırtın. Hepiniz spor salonuna gitmişsinizdir ya da dışarıda yürüyüş yaparken bazı arkadaşlarınızı, bazı tanıdıklarınızı çok fazla spor salonunda ya da bir yerlerde görürsünüz. Bakarsınız her gün 3 saat boyunca koşu bandının üstünde sürekli koşuyor ama vücuduna baktığınızda anlamadığınız bir şekilde hala vücudunun yağlı olduğunu görürsünüz. Benim öyle çok tanıdıklarım, çok arkadaşlarım var. Hep bana geliyorlar, diyorlar ki ya Akın hocam, her gün spor salonuna gidiyorum ya da her sabah dışarıdayım ve en az 2 saat, 1,5 saat koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum ve yine de hiçbir şekilde şu yağlı görüntüden kurtulamıyorum. Bu çok normal, çünkü vücut belli bir zaman sonra aynı hareketi yapmaya devam ettiğinde kendini korumaya alıyor ve aslında yağ yakmamaya başlıyor. Eğer bu şekilde kürek, bisiklet, koşu, yüzme gibi sürekli devam eden bir kardiyolar yapıyorsanız, size tavsiyem antrenmanınızın arasında mutlaka kendinizi şaşırtacak bir şey yapın. Daha doğrusu vücudunuzu şaşırtacak. Ne demek vücudu şaşırtmak? Mesela koşarken 5 dakikada bir durup 10 tane zıplama yapabilirsiniz. Ya da 5 dakikada bir durup 10 tane şınav yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz parkta ya da spor salonunda eğer imkan varsa 5 dakikada bir durup mesela barfix gibi bir hareket yapabilirsiniz. Ya da barfix çok zor ve ağır geliyorsa lastik çekme gibi bir hareketler yapabilirsiniz. Bu tarz hareketleri koşunuzun, bisikletinizin ya da yaptığınız diğer kardiyoların arasına koyarsanız vücudunuz çok daha fazla şaşıracak ve yağ yakımı artacak. Yine yapılan araştırmalar şunu göstermiş size, bu konuyla ilgili ufak bir taktik. Bir tane kardiyo aletinin üzerinde 1 saat geçirmektense 4 tane kardiyo aletini 15 dakika, 15 dakika, 15 dakika değişe değişe yaptığınız zaman vücudun şaşırdığı ve dolayısıyla çok daha fazla yağ yaktığı kanıtlanmış. Hemen videoyu kapatmadan önce bir toparlayalım ve biz bu 5 maddenin 4'ünü, en azından 4'ünü yarın
yarın sabahki egzersizimizde uygulayabiliriz. Ne yapacağız? Sabah kalkacağız, aç karnına hemen egzersiz yapmaya çalışacağız. Belki... Şimdi hemen burada videoyu bir kesmek istedim. Aslında şu anda videoyu editliyorum. Editlerken gerçekten biraz evvel anlattığım yarın sabah şunları deneyelim, beraber bu yöntemleri deneyelim derken gerçekten şaka yapmıyorum. Yarın birlikte sabah kalkacağız ve bu videoda anlattığım açken spor yapma, hemen sonra dönüp kahvaltı yapmama, biraz daha aç bekleme ya da antrenman sırasında vücudu şaşırtma, bu yöntemlerin hepsini yarın sabah kalkıp sizinle beraber yapacağım. Ve bunları birazcık vlog gibi hem bu kameraya çekeceğim, hem de Ağustos ayı karın hareketleri haftası, Reebok Challenge haftası. Hem beraber kalkacağım sizinle birlikte, çünkü biliyorum siz de yarın sabah bunları yapacaksınız. Bu egzersizleri yapacağım. Ayrıyetten de sonra stüdyoya gideceğim ve hala açken stüdyoya gidip karın egzersizlerini sizin için yapıp video çekeceğim. O yüzden bunu şimdi videonun arasında böyle bir ufak bir not olarak eklemek istedim ve şimdi tekrar videoya geri dönelim. Her zamankinden biraz daha erken kalkabilirsiniz ve egzersizden sonra hemen kahvaltıya saldırmayacağız. En azından öğlene kadar ya da akşam üstüne kadar biraz aç kalmaya devam etmeye çalışacağız. Eğer bir sağlık probleminiz yoksa. 3. Eğer koşu gibi, bisiklet gibi bir kardiyo egzersizi yapıyorsanız, bu kardiyo egzersizinin ortasına mutlaka vücudu şaşırtacak bir şeyler koyacaksınız. 50 metre hızlı depar olabilir, olduğunuz yerde zıplama olabilir, şınav, barfix gibi bir şey olabilir. 4.sü ya da 5.sü, bu ikisinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bu koşularınızın arasında yapacağınız egzersizlerin tam vücut entegrasyonu, böyle birkaç tane eklemin aynı anda olduğu bu burpees gibi hareketler seçmeye çalışacaksınız. Ya da evde spor salonunda, dışarıda koşmayacaksınız, kardiyo yapmak istemiyorsanız, evde spor salonunda kendi vücut ağırlığınız ya da ağırlıklarla hareket yapıyorsanız, bunu konuştuğumuz gibi tek eklemli hareketlerden ziyade çok eklemli karışık hareketler seçeceksiniz. Bunların hepsini çok basit bir şekilde yarın sabah uygulayabilirsiniz. Size güveniyorum. Lütfen aşağıdaki yorum kısmına özellikle bu egzersizleri, bu sistemleri yaptıktan sonra neler hissettiğiniz, neler yaptığınız, vücudunuza nasıl değişiklikler oldu, bana lütfen yorum kısmında bunları yazın. Videoyu kapatmadan önce unutmayın, Ağustos ayında Reebok Challenge'a başladık. Ağustos ayı boyunca hep beraber karın egzersizleri yapıyoruz. Geçen haftaki videomun linkini şurada yukarıda ya da aşağıda yorum kısmında bulabilirsiniz. Orada size 10 tane karın egzersizi verdim. Mutlaka haftada en az 3 gün bu karın egzersizlerini yapıyorsunuz. Yaparken kendinizi video çekiyorsunuz, Instagram'da paylaşıyorsunuz. Beni, Reebok Türkiye'yi ve en yakın arkadaşlarınızı o videolara etiketliyorsunuz. Ben de sizi kendi Instagram sayfamda repost yapacağım. Ben de sizi kendi Instagram sayfamda yayınlayacağım. Hep beraber bu karın egzersizlerini yapmaya devam edelim. Bir sonraki hafta hem yeni karın egzersizlerinde hem de bu bilimsel konularda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sporlarını sakın ihmal etmeyin.